New York terör saldırısıyla bir kez daha sarsıldı. Dünya Ticaret Merkezi yakınlarına gelen saldırgan kamyonetiyle bisiklet yoluna girdi. Önce bisiklet kullananları ezdi, sonra aracından inip etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonrası ilk görüntüler bir cep telefonu tarafından böyle kaydedildi. Görüntülerde saldırgan iki elindeki silahla sağa sola koşturuyor. Ardından polis tarafından vurularak etkisiz hale getiriliyor. Terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırının ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio basının karşısındaydı. Blasio olayı korkakça yapılmış bir terör saldırısı olarak nitelendirdi. Based on the information we have, we know of 8 innocent people. New York Polis Departmanı gözaltına alınan saldırganın 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğunu açıkladı. Saldırganın olayı kiralık bir kamyonetle gerçekleştirdiği ve şu anda ismi açıklanmayan bir hastanede tutulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından birer saat arayla iki açıklama yaptı. Trump ilk açıklamasında New York'taki saldırıyı hasta ve dengesiz bir kişinin gerçekleştirdiğini yazdı. Trump ikinci açıklamasında, DAEŞ'ın ülkemize geri dönmesine ya da giriş yapmasına izin vermemeliyiz, yeter ifadelerini kullandı.